Kriptometre'de yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün voleybolu konuşacağız. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ konuğumuz olacak. BTC Türk CEO'su Özgür Güneri ile birlikte ağırlayacağız. Şimdi bu hafta konuğumuz başarılarıyla böyle aklımıza kazınan, bizi gururlandıran voleybol dediğimde tahmin edeceksiniz. Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ. Voleybol deyince o başarılar ardı ardına geldiği için tam toparlayamadım ama biz Filenin Sultanları'yla, işte erkek milli takımının madalyalarıyla, dolayısıyla hem kadın hem de erkek milli takımda son yıllarda voleyboldaki başarıları hafızamıza kazıdık ve hep de gururlandık. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. BTC Türk CEO'su Özgür Güneri ile birlikte ağırlayacağız Mehmet Akif Üstündağ. Şimdi BTC Türk ile Türkiye Voleybol Federasyonu nasıl buluştu? Oradan bir başlayalım. Sonra teker teker konu başlıklarımızı konuşalım. Çok teşekkürler. Öncelikle Sayın Başkan'ı burada stüdyomuzda ağırlamak için, şimdi tam televizyon şey gibi oldu ama büyük ben mutluluk de konuşamadım. Çünkü, başkanımla çünkü uzun zamandır sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bu pandemi koşulları ne yazık ki değil mi başkanım, evet. Bir araya gelmemiz hep mani oldu ama bugün işte böyle bir araya gelme imkanımız oldu. Onun çok için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizim aslında sponsorluk hikayemiz sponsorluğun çok ötesinde bir stratejinin parçasıydı. Önce BTC Türkiye'nin Malatya Sporu olarak başladı. Burada başkanım Malatyalı. O yüzden bizim tüm sponsorluk hikayemizi bir şekilde değiyor. Yaşasın 44. Malatya Spor'la başladı. Daha sonra milli takım, futbol milli takımları, A milli takım, işte U takımları, kadın erkek tamamı. Açıkçası biz BTC Türk olarak milli takım yine aynen. Futbolda sonra voleybol ve tabii burada bizim bu kararı almamıza birkaç tane faktör etkili oldu. Bunlardan bir tanesi, biz spora çok inanıyoruz, seviyoruz, desteklemek istiyoruz ve bunu milli takım seviyesinde yapmak istiyoruz. Hı-hı. Özellikle BTC Türk'ü de bir nevi kendi alanında milli bir markaymış gibi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'yi temsil ettiğimizi düşünüyoruz bu inanılmaz teknolojik dönüşümde. O açıdan bakıldığında Türkiye'yi farklı alanlarda temsil eden bireyler, bireysel sporcularımız da var. 21 adet olimpik sporcumuz ve federasyonlarla bu ölçekte bir işbirliğine gitmek istedik. Buradaki aslında ana çıkış noktamız gerçekten sporcularımız sporlarına odaklansınlar. Başarıya odaklansınlar, başka bir şey düşünmesinler. Ana çıkış noktamız oydu. Sağ olsun başkanım ve Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu da bu noktada uzun yıllardır çok güzel bir yaklaşım sergiliyorlar. Sadece sponsorluk değil, aslında tüm işin değerini çok başka bir noktaya çektiler. Bu voleybolun sportif performansına da yansıdı, finansal performansına da yansıdı ve sponsorluklara da yansıdı diye gözlemliyoruz en azından dışarıdan. Ama bugün Sayın Başkan'la ve Yönetim Kurulu'yla, Voleybol Federasyonu'yla kol kola girip işte önümüzde Tokyo var, sonra Avrupa Şampiyonası çok önemli yanlarındayız. O yüzden ana amacımız açıkçası bu ülkede kazandığımız değeri, bu ülkede yarattığımız değerin belirgin bir kısmını da yine milli takımlar üzerinden Türkiye'ye yeniden geri vermek. Bu noktada bir sponsorluk anlamında yapacaklarımızla hem voleybolun Türkiye'de ve dünyada daha iyi tanınması Türkiye açısından, hem de BTC Türk'ün bu noktada küresel anlamdaki gücünü daha da ileriye çıkarmak amaçlarımız arasında. Bir de beni ayrıca mutlu eden, böyle küresel zorlu finansal zamanlardan geçiyoruz. Ekonomik olarak ülkeler, şirketler, sektörler ve ne yazık ki bireyler sıkıntılı dönemler geçiriyorlar. Bu süreç içerisinde de 100 milyon ödenmiş sermayemizle işte Voleybol Federasyonu'nun milli takımları olsun, Futbol Federasyonu'nun milli takımları olsun, olimpik sporcuları olsun, destekleyecek finansal gücümüzü de olması bizi ayrıca memnun ediyor ki biz de böyle zamanlarda başarılı işler yapalım, yanında durabilelim. Ki zordur. Size bir şey sormak istiyorum. Sponsorluk takımlar için ne kadar önemli? Yani başka hiçbir şey düşünmesinler, sadece sporu düşünsünler. Onun dışında tüm olanakları biz sağlayalım mantığına doğru geçiş sporcuları nasıl rahatlatır, takımları nasıl rahatlatır, milli takıma özellikle sponsor olmak. Bir de şeyi merak ediyorum, mesela şirketler sponsor olup çekiliyor mu, yoksa birlikte bir süreç geliştiriyor musunuz, bir vizyon koyuyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu stüdyoda olmaktan, sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Biz de. Şimdi bizim, ben şöyle konuyu anlatmak istiyorum. Bir kere benim
samimi duygularımla temsil ettiğim voleybol camiası da zaten bu samimi duygularla biz uzun yıllar voleybol camiasında yöneticilik yaptık ve geldiğimiz başkanlık sürecinde de tek adayla bu camiada aday olduk. Yani voleybol tarihinde ilk defa tek adayla bir seçim süreci yaşadık. O gün ben şunu söylemiştim. Bu voleybol camiası önemli bir değerdir. Bu paydaşlarla kucaklaşacaksa, beni bir evlat olarak kabul edecekse, biz böyle bir yol arkadaşlığı yapacaksak, biz bu yürüdüğümüz yolda arkamızda camia olacaksa, biz her kapıyı çalarız. Şimdi ben bu sponsorluk konusuna gelince ben şunu belirtmek istiyorum. Sponsorluk özellikle milli takımlarda çok önemli. Bugün yaptığımız bir sponsorluk vardı. Orada bir oyuncumuzun konuşmasında şu sıcağı sana şu cümleleri kullandı. Teşekkür etti ve bizler bu yürüdüğümüz yolda bizim yanımızda olmanız, bakın hiç maddiyata girmediler. Manevi olarak bir yol arkadaşlığı, bir değer ortaklığı, bir kötü gün dostluğu, bir iyi günde mutluluğu paylaşma sürecini birlikte yaşayabiliyorsak bu birliktelik asla ve asla kısa süreli, kısa vadeli bir birliktelik olmaz. Tabii başarıda da yenilgide de birlikte olur, bir yol arkadaşlığı. Bu arada da bu birliktelik zaten başarıyı getiriyor. Bugün voleybola baktığımızda cami olarak da voleybol takımlarımızın Efeler Ligi'nde dünyanın, Avrupa'nın en iyi liglerine sahibiz. Sultanlar Ligi'nde dünyanın, Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz. Bugün takım sporlarında kadınlarımız dünya dördüncüsü. Bakın çok önemli. Dünya dördüncülüğüne gelmek, belki bunu buradan biraz daha detayını açıklayalım. Madalyasız maçları yok. Bizim evet madalyasız. Bir de şu son... çok pardon Sayın Başkanım. Yani burada beni etkileyici olan, benim açımdan etkileyici olan konulardan bir tanesi istikrar. Yani kesinlikle. Bir yıl dünya ikincisi, ondan sonra dünya 122.'si değil. Voleybolun, Türk voleybolunun istikrarlı bir yükselişi var. Ve bu istikrarın devam etmesi devam de bence son katkı. Derece olumlu. Tabii şöyle bir vizyonel olursanız, bir istikrarlı olmak için... Bir, vizyonel sahibi olacaksınız. Camianıza hak ettiği değeri nasıl kazandırırsınız, bunun mücadelesini vereceksiniz. Bir de bu istikrar konusuna gelince biz sadece belli bir branşta bir kadınlarımızın bir yakaladığı istikrarla değil, bir erkeklerin de artık ben hep geldiğimden günden itibaren bunu söylüyordum. Bakın sabredin, bazı çalışmalar, bazı kurumsallaşmalar çalışmalarla kazanılır. Emek harcamakla kazanılır. Doğru. Bugün bu şirket Türkiye'nin göz bebeği olan bir şirket bu noktaya geldiğinde bir emek, bir çalışma, bir süreç var değil mi? Bunların çok önemli. Biz de bu voleybolda erkekleri de aynı noktaya getirmek için biraz sabır dedik ve geldiğimiz nokta aynı nokta. Bugün Avrupa'nın ve dünyanın son bir hafta 15 gün önce Avrupa Altın Lig şampiyonu, Namalı şampiyon olan, 2 yıl üst üste şampiyon olan takımın yaş ortalaması da dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip. İlk 6'ya baktığınızda 2002, 2001'li, 2000 doğumlu çocuklar oynuyor. Yani bu çocukların bugün İtalya Ligi'nin en değerli ikinci sıradaki oyuncusu bizim milli takımın baş smaçörlerinden biri. O takımın oyuncuları. Ki 99 doğumlu. Kardeşi var 2001 doğumlu. Yani şuraya geleceğim. Kızlar da hem yaş ortalamasıyla hem de istikrarıyla çok önemli başarılar elde ettiler. Bir örnek vereyim. Dün itibariyle U16 takımı diye medya yazıyor ama bunu ben bugün basın toplantısında düzelttim. Burada da düzelteyim. U19 takımının Balkan şampiyonası başladı. Biz U16 takımıyla katıldık oraya. Çünkü U19'u da U20 ile dünya şampiyonasına bugün yolcu ettik. Bakın. Ve bu pandemi sürecinde de U19'un Avrupa şampiyonu olan takım bu pandemi sürecinde ailelerinden çocukları aldık. 80 gün, 90 gün, 100 gün, 10 günde bir çocuklarını görebildiler. Biz bunlara annelik yaptık, babalık yaptık. Ve ben ve ekibim de tabii. Tek başıma bunlar olmuyor. Bir ekip çalışması da çok önemlidir. Yaş ortalaması bunu, önemli. Çok önemli. Bakın o 16 yaşındaki çocuklar, o jenerasyon 3 gündür 3-0, 3-1, 3-0 yendiği maçları, rakipleri... U19. Bugün final oynayacaklar. Şimdi 2025 ve sonrasında... Hem yaşıtlarından, yani daha büyüklerle karşılaşıp hem de çok başarı sağlayabilecek tabii. Yeteneğe ve 15 yıl, seviyeye ulaşmış. İşte bu kadro 2025'in milli takımı belki tabii, değil mi? Tabii 20 yıldan bahsediyoruz.
15 yıldan bahsediyoruz. Ben tam o noktaya gelecektim. Mesela aslında bugün spora yatırım gençlere ve geleceğe de yatırım anlamı taşıyor. Hı-hı. Çünkü gelecek, yani bir sonraki kuşağın, bir sonra Hı-hı. gelecek sporcuların da önünü açıyorsunuz. Kesinlikle. O başarılı hani üst lige, üst, yani o yıldız olmuş takıma yeni oyuncular gelecek. Dolayısıyla onu Hı-hı. sağlıyorsunuz. Peki bir önceki, yani geleceğin sporcularını seçmek için de özel bir çaba sarf ettiğinizi biliyorum. Okullar, kurslar vesaire. Mesela biz olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden milli sporcularla konuştuğumuzda hep beni işte babam, öğretmenim keşfetti, babam keşfetti. Hı hı. Genelde okullarda çocuğun yeteneği keşfediliyor. Dolayısıyla bir yandan da geleceği hazırlıyor musunuz? Tabii. Şimdi bu... Zaten gençlerle berabersiniz. Bizim, daha küçüklere deniyor musunuz? Kaç bizim, yaşında başlar, ne olur? Ailelere ne önerirsiniz? Bence Voleybol Federasyonu'nun en ciddi çalışma şansı yakaladığı ve en iyi sistemi kuran bir federasyonuz. Sadece Türkiye için demiyorum. Önemli Avrupa'da işte ve dünyada bir takdir toplayan olur. Bir zincirimiz. Hı. Bir şey söyleyeyim size. Özgür Bey biliyor. Türkiye'de lisesi olan, okulu olan tek federasyon biziz. 365 tane öğrencimiz var. 212 öğrenci yatılı. Hemen okulun yanında. Nasıl bir lise bu? Ya, voleybol eğitimi görüyor. Sporda sadece voleybol eğitimi görüyor. En iyi eğitimi alıyor. Meslek lisesi, memleket meselesini aslında siz burs, hayata geçirmişsiniz. Burslu voleybolcu yetiştirme şimdi, fabrikası gibi bir şey. Şimdi bir şey daha. Yine sponsorlarımızın sayesinde, desteğiyle. Bakın bizim kazanacağımız maddi boyutunu biz bir tarafa bırakırız. Peki bu öğrenciler bir nasıl, öğrenciye, nasıl alınıyor? Öğrenciye bir burs vermek. Bakın öğrenciye bir burs vermek bu öğrencinin hayatını değiştiriyor. Bir öğrencinin yatacak yerini sağlamak. Bir öğrenciye en iyi eğitimi vermek. Bedenen, bir velisiniz, ruhen geliştirmek. Bir velisiniz, oğlunuz var, kızınız var. Ama voleybolcular. Ne istersiniz? En iyi tesiste çalışsın. Tabii. En iyi okulda öğrenim görsün. En iyi öğretmenlerle eğitim görsün. Tabii. En iyi mesleğini yaptığı, voleybolun en iyi eğitimini alsın. Fiziken gelişsin. Temel tekniğini en iyi şekilde tekniğe alsın. Gelişsin. Ve milli takım, hedefi olan milli takıma gelsin. Bir veli bunu ister değil mi? İster. İstemeyen veli olabilir mi? Olamaz. Ama bunu yapmak için bir süreç gerekir. Bir imkan yaratmak gerekir. Bugün lise düzeyinde karşılıksız burs veren tek federasyonuz. Bizim o lise çocukları burs alıyor asla ve karşılıksız. Ve bakın üniversitede burs alabiliyorsunuz karşılık. Lise işe girdikten bu sonra bu lise. Önemli. Şimdi bir hayalimiz daha var. Bunu ortaokula nasıl geçirebiliriz? Şimdi yer arıyoruz ve bunu hayata geçireceğiz. Peki bu çocukları nasıl seçiyorsunuz? Seçiyoruz. Bakın. 100'ün üzerinde bizim staffımız var. Türkiye genelinde bütün bölgelerde arama tarama çalışmaları var. İşte bizim bu, evet, cumartesi hafta galiba. Sonlarımız, sömestr tatillerimiz, yaz tatillerimiz, tesislerimiz bir gün bir dakika boş kalmaz. Bugün Bingöl'de gideriz okul maçlarını izlettiririz. Orada yetenekli. İşte örnek Yasemin Eczacıbaşı'nda milli takım. A milli takımın orta oyuncusu. Okulda. Bingöl'ün ilçesinde bulduk. Ebrar, Balıkesir'in bir ilçesinde bulduk. İsimler verebilirim. Bugün bunlar evet. Milli takım. Ebrar bugün son turnuvada en skorer oyuncu oldu. Evet. Yani Milletler Ligi'nde en skorer oyuncumuz oldu. Son maçtan Japonya'yı yenip 3. olduğumuz maçta 29 sayı 3-0'lık maçta sayı üretti. Yani ama bu çocuk nereden bulundu? Balıkesir'in bir ilçesinde. Gelişim kamplarında bulunduk. Ya. Davet ettik. Biz bunları alırız, yatırırız. 3 öğün 5 yıldız yemek yerler. Otelleri, yurtları 5 yıldız otel ayarında yurtlarıdır. Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız gelir görürler. İnanın böyle bir sporculuk sürecini yaşam. Bir Giovanni'den öğrendiler. Bir İtalyan teknik ekibi geldi. Bundan kısa bir süre önce de okulu incelediler. Programlar yapıldı. Dünyada geldiler. Var mı böyle? Vardı. Buna benzer tabii ki var ama bizimki kadar donanımlı değil. Biz bununla da kalmadık. Peki bu okulu nasıl dolduruyoruz? Bakın 33 ilde, 33 merkezde Fabrika Voleybol diye bir projemiz var. Fabrika Voleybol. 6-12 yaş çocuklara kapımız açık ve Güneydoğu Doğu'da bunu sosyal sorumluluk projesi adı altında yapıyoruz. Ve bunların, ha diyeceksiniz ki bunların bir ekonomik maliyeti var, nasıl yapıyorsun? İşte böyle dostlarla yapıyoruz. Böyle sponsorlarımızın desteğiyle yapıyoruz. Bu da tamamıyla bizim destek olmak istediğimiz yapı aynen zaten. Aynen öyle. Şimdi bakın Fabrika Voleybol'da biz sadece orada gelip voleybolla buluşan çocuklar değil, oradan geleceği de tespit ediyoruz. Tabii. 12 yaşına gelen çocuklar ne yapıyor? Kulüpler takibe başlıyor.
Geliyorlar, İstanbul Fabrika Voleybolu'nda 5 tane İstanbul kulübü geliyor. Orada 25 tane, 125 tane öğrenci görüyor. Ya bunların içinden 40 tanesi muhteşem, geleceği parlak. Bunları kulüpler talip oluyor. Bize ki başvuruyorlar. Biz ne yapıyoruz? Veli, çocuk muvafakatname verirse sıfır bedel, bila bedel teslim ediyoruz. Çocuğun geleceğini kurtarın diyoruz. Voleybol Federasyonu'nun işi bu tür emeklerin karşılığında bir ticaret yapmak değil. Bir ekonomik getirisi sağlamak değil. Bizim işimiz o değil. Biz bugün Siirt'te lastikten, yani tamircideki lastikten saha yaptılar. İçinde voleybol oynadılar. Düşünebiliyor musun? O fotoğraf yılın fotoğrafı oldu bu yıl. Vali çok değerli bir kardeşimiz. Hemen aradı. Hemen lastik park diye parkın adını koyduk. Malzemesini, topunu, filesini, direğini, çocukların malzemesini, formalarını, milli takım formalarından hepsini gönderdik. Ve biz kalmadık. Bunun altını çizmek istiyorum. Camiamız bu konuda çok duyarlı. Yani. Ben bu desteği verirken kulüplerim beni yalnız bırakmadı. Çoğu kulüpler de benim yaptığım yardımın aynı yardımını sağladılar. Bu birlikten kuvvet, güç doğar. İşte biz bu birliği sağlıyoruz ya. Bu bizim için çok önemli. Voleybolda bir de şöyle bir başarı var başkanım bence. Amatör ruhla profesyonel başarı gelebileceğinin bir ispatı spor dalında. Yani çok önemli. Şimdi futbolda konuşurken hep profesyonelliği vurguluyoruz ve diyoruz ki işte profesyonel şöyle profesyonel olmalı, böyle olmalı. Milyon eurolar, işte yüz milyonlarca dolar eden futbolcular, çok büyük yapılar, organizasyonlar ve hep istiyoruz ki her şey profesyonel olsun. O zaman çok başarı gelecek. Ama işte voleybolun başardığı ve bence yani case study, ben kesinlikle okutulması lazım diye düşünüyorum. Hem bu kadar amatör ruhla yaklaşıp hem bu kadar istikrarlı profesyonel başarıyı yakalamak. Genelde işte bazı kulüpler vardır ya da şirketler vardır. Bir noktada işler çok iyi gider ama onu bir üst level'a taşımakta zorlanırlar. İşte birinci lige çıkar, küme düşer, takım istikrarlı olmaz veya farklı başarılara gidemez, o altta kalır hep. Yani hem bir altyapı kulübü gibi çalışan bir federasyon. Aynen. Ama bir yandan da profesyonel şeyin de limalarını da alabilecek yapı kurulmuş durumda. O yüzden amatör ruh, profesyonel bakış. Başarı ve gücü getiriyor tabii. Yani bizim Betçe Türk için de aynısını söyleyebilirim. Yani buraya her sabah işe gidiyor gibi değil de bugün burada beraber başaracaklarımız için heyecanla gelen kişiler bu kurumsallığı oluşturuyor. Ama zaten dedi bugün ki, ne katacağım buraya? Evet. Başkan değerini nasıl? Başkan dedi ki heyecanımı kaybettiğim gün zaten bırakırım. Ben daha önce ne yaptınız diye sordum. Bakmıştım ama hani sadece spor yaptım ben dedi. Evet. Ben tabii doğru söylüyorsun. Ben şimdi bu mesleği yapıp bunu yaparken büyük heyecan duyuyorum. Ben çocuklarımın karşısında, takımın karşısında, staff'ın karşısında, camiamın karşısında, kulüplerimin karşısında bir heyecansız yapıya büründüğüm zaman ben o işte başarılı olamam. Ben herkesten daha çok heyecanlı, daha hırslı, daha emek sarf etmeliyim ki başarılı olayım. Dolayısıyla camiam başarılı olsun. Bu çok önemli. Bunu kaybettiğim gün bırakırım. Ve ben bu süreçte de çok kısa sürede çok büyük zirvelere geldim ve bıraktım. Ben Futbol Federasyonu'nda da yönetim kuruluyla ilgili. Ben basket camiasında içinde kaldım. Yani CV'me baktığın zaman benim 4-5 branşta resmi görev yapan bir, tabii milli takım antrenörlüğüm var, oyunculuğum var. Bir tek hakemlik yok. Hakemlik dışında her şey. Yani spordaki bütün birikimini var. Aslında hayal edilen bir süreç. Tüm birikimi tabii, demin Özgür başkan Bey'in, olarak onu bir kulübe, yani federasyona yayıyorsunuz. Tabii Özgür Bey'in söylediği şeye bir şeye katılmak istiyorum. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ki. Şunu söyleyeyim. Biraz önce dedi ki yani amatör ruhla profesyonelliği yaşıyorlar. Şimdi bugün artık günümüzde profesyonelliği sadece parayla yapmaya dökmüşüz bu işi. Olsun. Yine profesyonelliğin içinde A, B, C şıkkı olsun. Bunun 5 şıkkı da parasal olsun. Ama A ile C'yi de bir amatör ruhun maddeleri olsun. Olsun. Yani buradan yani tek, olsun. Yani. Tek madde tabii, olmasın. Tabii diyorsun. Olmasın. Doğru. Para da kazanılsın. Profesyonelliğin adı altında ekonomik başarı olarak da bir şey getiriyor. Olsun. Zaten ama biz bir altyapı özentimizi ve amatör ruhumuzu da kaybetmemeliyiz. Biz mesela benim de ortaokul lise dönemlerimde voleybol aileler tarafından da desteklenen ve özellikle kız çocuklarının. Siz de bizdensiniz. Çok mutlu olduk yani. Sizin de voleybol camiasından olmanız bizi çok mutlu etti. Çok severek de oynadım. Hala mesela şimdi sonra bizden sonraki jenerasyonda böyle biraz o azaldı ama şimdi yeniden voleybol ilgisi arttı çocuklarda, gençlerde. Bir de hani sporda belli alanlar tanınır hep. Mesela bugün işte dünyada Instagram'dan en çok kazanan futbolcuları isimleri yapmışlar. Birinci sırada Ronaldo var.
Ya genelde futbol konuşulur vesaire. Hani dediğiniz gibi hep böyle para, işte rakamlar konuşulur, transfer parası vesaire, goller konuşulur. Ama işte voleybol son yıllarda çok hani sporcuları da tanınıyor. Tabii. Takımlar tanınıyor, başarıları konuşuluyor. İşte filenin sultanları, marşlar, şarkılar. Evet. Dolayısıyla herkesin hafızasında. Bu da bir başarıdır. Tabii maçlarımızın şifresiz yayınlanması bizim en büyük artılarımızdan biri de bu yani. Yani şifresiz yayınlanıyor. Oturup insanlar izliyor, tabii, izliyor. Sporcularınızı tanıyor, evet. Takımı biliyor, takımları biliyor. Oradaki başarıyla gururlanıyorlar. Filenin sultanları, işte kadın takımının, erkek takımının başarıları, erkekler de ilgi çekiyor. Bu yani bizim zamanımızdaki ilgi yeniden geri geldi ve çok fazla çocuklar, gençler talep ediyor mu diye sormak istedim. İnanılmaz. Ya bu tanınırlık nasıl yansıdı diye sormak istedim. İnanılmaz. Şöyle bazı birkaç örnek vereyim. Hı hı. Bugün bazı izlenme oranları reytingle ölçülür değil mi? Evet. Yani bu program reytingde ne oldu? %5'te miyiz? %17'de miyiz? %40'ta mıyız? %100. Bugün voleybol spor müsabakalarında voleybolun izlenme reyting rekoru bizim olimpiyata giden müsabaka Almanya ve Polonya maçı 2 puan arayla en yüksek zirvede. Peki. Reyting yakalamış. Müthiş. Bunun reytingler, yayıncı kuruluşların açıklamasından. Bu tamamen başarıyla da ilgili evet, bir şey yani. O kesinlikle. Takımın sizin şimdi başarı, bugün bir Hollanda'da müsabakalar alındı. Türkiye'ye verildi ama ne olduysa tekrar Hollanda'ya verildi. Biz çünkü herhalde korkuttuk. O tarihte Avrupa ikincisi olduğumuzda final oynadık. Herkesi yendik. Set bile kaybetmeden gelenler bize yenildiler. İnanılmaz 14 bin kişi 5-10 bin kişi dışarıda kaldı. Dışarıda dev ekranlar kurduk falan. Voleybol bu noktalara geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunları yaşarken bir de biz Hollanda'da müsabakalara gittik. 7 bin, son iki maçta 7 bin taraftarın 6 bini Türktü. Aa ne güzel. Gurbetçiler bizi bırak. O da başka bir duygu. Aa ne güzel. O da ayrı bir duygu. Yani Apeldoorn şehrinde, Hollanda, Apeldoorn şehrinde müsabakayı aldık. Finale kaldık. Final müsabakası öncesi gece 12-1 bizim Türkler arabalarında bayraklarla şehir turu atıyoruz. Bunlar hep bizi motive etti. Bunların program başında sorduğunuz sorunun net bir cevabı. Bu tür ilgi, yani. Sevmek, iletişimi ya. Kurmak, diyaloğu kurmak, samimi. Bakın başarının altında yatan nedenlerden bir tanesi samimi olmak. Ben bu camiaya onu söyledim. Yani samimiyseniz, samimiyetle sizin herkes yanınızda olur. Doğru. Hiç birbirimize başka bir rol üstlenmeyelim. Gerçekleri paylaşalım. Doğru. Gerçekleri doğru. Bir de haddimizi bilelim, kabul edelim. Biz bu açıdan yola başarıyı çıktığımızda da hazmetmeyi bilelim. Bilelim ve aynen. Biz geldiğimiz noktada eğer bu ülkeye gençlerimizi bu spora kazandırabiliyorsak, sponsorların bakış açısında bize yaklaşımların, bizim yol arkadaşlığımızı, bakın ekonomisini ölçmüyorum. Bize ekonomik değer olarak ne verdi, ne kattı ona bakmıyorum. Bizim yol arkadaşlığı yapmamız, değer ortağı olmamız bizim için çok önemli. Bunlar evet. Çok önemli. Biz zaten o değerden, o yol arkadaşından bir şey çıkartıyoruz ortaya zaten. Bir sıkıntımız olmuyor. Doğru. Dolayısıyla bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir istatistiği var. Kız çocuğu olan aileler üzerinde yapılan ankette bugün %70-80 arasında bir talep var. Kız çocuklarının voleybola ilgi alakası bizim var. Bizim dönemimize geri dönmüş. Yani bu pandemi işte. Olayında biz herhalde en büyük çektiğimiz sıkıntı her aileden, her çocuklardan isteklerinde, arzularında ne zaman... Biz elimizde değil bu pandemiyi biz bitiremeyeceğiz. Normalleştiniz mi? Biz tabii şu anda milli müsabakalar oynanıyor. Bizim liglerimiz biliyorsunuz Ekim ayında başlayacak. Hı hı. Çünkü geldik 37 günlük bir yani maratondan sıkıntı sonra. Sıkıntı yaşandı ama değil mi pandemi? Çok sıkıntı yaşandı ama çok şükür ki biz hasarsız diyemeyiz ama en az hasarla biz atlattık. En az hasarla biz atlattık. Sporcular? Tabii sporcularımız bir hafta bir takımdan birkaç oyuncu oldu. Bir hafta bu bütün takımlara yansıdı. Futbola tabii, yansıdı, basketbola yansıdı, çalışmalar etkiledi. Yani gerekli performanslarımızı etkiledi. Doğru. Ama biz bunu en iyi şekilde fırsata çevirdik. Milli takım bazında kamp süreçlerimizi bizim bir avantajımızda salonumuz var. Bir federasyonun 4-5 yıldız ayarında 3 tane oteli var. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da. Okul var, otel var. Okul var, otel var, yurt var, tesis var, salon var, fitness var. Başka bunların hepsi bence var. Bunların hepsinde beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de artık küçüklerin yani kız erkek fark etmiyor. Küçük çocukların bazılarının hayatlarında voleybolcu idoller.
işte. Yani evet, ben ileride Eda gibi olmak istiyorum. Tabii, tamam, onu anlatmaya çalıştım. Şimdi o, bu o kadar evet, kıymetli bir şey ki. Şimdi evet, siz insanlara iki çeşit rol model olabilirsiniz. Doğru. Evet. Bir gerçekten onları ilham olup örneği yaptığınız, yapmadığınız işlerle o yola insanları doğru, istemeden çekebilirsiniz. Bence voleybolda böyle çok olumlu bir açı da var. Ben küçükken işte Beyaz Gölge diye bir basketbol dizisi evet, çıktı. Bir sürü kişi bizim o yaşlar o jenerasyon tabii. Aynen. Tabii. Aynen. Şimdi bunu dizilerle, filmlerle evet, değil, görerek, yaşayarak, ben de böyle olabilirim diyerek. Bak, bu filmde işte değil, gerçekte var diyerek. Bir gelmiş evet, diyerek. Hayatlarında bir fark, kendi hayatlarında da, çevrelerinde de, Türkiye evet, içinde bir fark yaratabilecek fırsatları olduğunu görmeleri insanları bence gelecekle ilgili motive ediyor. Doğru. İnanıyor çünkü. Ya ben de dünya şampiyonu olabilirim diyebilir 8 yaşında bir çocuk artık voleybol seyrederek. Bence doğru, bu kazanım. Bu sadece bu kadronun değil, işte yeni nesil finansal hizmetler diyoruz, geleceğe hep konuşuyoruz. Geleceğe yapılan yatırımla zaten bu işler gelecekte başarılıyor. Doğru. Çok güzel bir Afrika atasözü var. Bir ağaç dikmek için en iyi zaman 25 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman bugün. Zaman kaybetmeden evet, 25 yıl sonrası için hazırlanmak gerekiyor. Evet. Akif Bey ekibi, Voleybol Federasyonu yıllardır bu işi yaptığı için şimdi tabii rahat rahat anlatıyor Sayın Başkan. Ya yapılan çok önemli işten bir tanesi de ne biliyor musunuz? Voleybolun bu ülkenin sadece İstanbul, Ankara, İzmir'in olmadığını ve Türkiye'nin her ilinin bizim ülkemizin ili olduğunu hatırlamak lazım. Bugün voleybol Anadolu'da çok büyük reyting. Efeler Ligi'nin dağılımını biliyor musunuz? Kızıltepe, Cizre Efeler Ligi'ne çıktı bu yıl. Vay, ne güzel. Kızıltepe, Cizre Efeler Ligi'ne. Ben yüzlerce araç, dayanıklılığı için, geleceği için sporla uğraşmasını. Cizre'de 20 bin kişi takım şampiyon olup şehrine döndüğünde 20 bin kişi o ilçede karşıladı biliyor musunuz? Ne güzel. Üstü açık araçlarla. Ben böyle bir şey görmedim. İnanamadım. Yani spor artık, birleştirir, spor güçlendirir, tabii, spor geleceğe bugün, güven bugün sağlar. Bugün Bingöl, Solhan ilçesi Efeler Ligi'nde. Bugün Yozgat, tabii, Sorgun ilçesi Efeler Ligi'nde. Yozgat'ta belki yüzlerce çocuk şu anda voleybolla tanıştı. Evet. Onunla motive oluyor, onunla evet, yatıp kalkıyor belki evet, de. Evet. Yani, şimdi önümüzdeki dönem yoğun dediniz. Şimdi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek. Takım sporunda takım bir tek bizi şu anda. Tek basketbol oynuyor. Hadi onun da İki bir maçı aldı. Var şimdi. Tabii inşallah, inşallah pazar günü Yunanistan'da gece 2.35'te oynayacaklar. Ben bir taraftan da onu da takip ediyorum. Çünkü birlikten güç doğar. Doğru. Güçlü olunca da çok daha ülkemizi güzel işler yaparız. Aynen. Ben istiyorum ki el ele basketbolla da buradan önce Yunanistan'ı sonra da büyük bir ihtimal İnşallah. Kanada takımını yener. Takım sporunda bizle birlikte basketboldaki de beraber orada ülkemizi temsil ederiz. Birbirimize güç, kuvvet, destek oluruz diye düşünüyorum. Ama şu an itibariyle resmiyette takım sporunda olimpiyatta temsil eden tek takım branşı bizim voleybol. Biz hep kürsü istedik. Yani kürsü derken üçüncülük olur, ikincilik olur, birincilik olur. Bir madalya. Veya ülkemizi mutlu eden, gururlandıran sonuç mağlubiyetle sonuçlanabilir ama bizleri mutlu eden bir mücadele istiyoruz. Biz onu çok arzuluyoruz, çok istiyoruz. Başkanım, şimdi siz voleybolda çok güzel bir camia oluşturdunuz ama bir de hayatın gerçekleri var. İşte büyük kulüpler, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan gibi. Onlar genelde de pek anlaşamazlar. Şimdi diğer branşlarda anlaşamayan bu... camialar diyeyim. Siz neyi farklı yapıyorsunuz da voleybol camiası başka formalar üstünde olmasına rağmen bu kenetlenmeyi daha iyi başarıyor diyeyim. Evet. Ya da bu benim gözlerim. Belki diyeceksiniz ki. Yok, çok özgür. Yani burada o kadar farklı bir şey yapmamız lazım. O kadar güzel, o kadar iyi gözlemleriniz var ki inanılmaz bir gözleminiz var. Şimdi bugün yılın bir resmi oldu bizde. Yıllar önce yılın resmi, yılın fotoğrafı neydi? Galatasaray kadın voleybol takımı, Fenerbahçe kadın voleybol takımı. Final maçı oynandı, Fenerbahçe şampiyon oldu, Galatasaray ikinci oldu. Maç bitti, ben federasyon olarak yöneticilerle birlikte iki takım, bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Galatasaray. İkinci olan Galatasaray'ın da yüzü gülüyor, şampiyon olan Fenerbahçe'nin de yüzü gülüyor. Ve bu resim çok büyük ses getirdi. Müsabaka sonrasında biz bir gelenek haline getirdik. Son final maçlarında, maç bitiminde, kaybeden üzülüyor tabii ki evet, ama evet, üzülebilirsiniz ama bu mücadelenin ruhunda birliktelik var. Rakibin de elini sıkmak var. Aynen.
İşte biz bu fair play, bu centilmenlik ki bir olimpiyat komitesinde de o resimden dolayı da bir fair play ödül de aldık. Ne siz güzel. Bizi çok iyi takip ediyorsunuz biliyorum. Sporun en büyük özelliği yenilgiyi hazmetmeyi, başarıyı hazmetmeyi de öğretir. Evet. İnsanı güçlendirir. Dolayısıyla bunu da yani o yazan kuralları hayata geçirmişsiniz. Peki bundan sonra olimpiyatlar dışında nasıl bir yoğun programınız var acaba? Hemen Avrupa Şampiyonası bizim. Güzel. Olimpiyatlardan işte Viyana'dan Tokyo'dan. Geldik. Kaç gün? 6 gün izin yaptılar. Pazartesi 5'te toplanıyor takım. Hemen 2 gün sonra. Tekrar 14'ünde olimpiyata gidecek takım. Bir hafta erken gideceğiz. Oranın saat farkına alışmamız lazım. Oranın salonuna alışmamız lazım. Antrenman yapmamız lazım. Ki çok zor ve sıkıntılı bir süreç bekliyor. Bu olimpiyatlarda da biliyorsunuz hala seyirci alınacak, alınmayacak. En son bir %50 sadece Japonlarla dışarıdan alınmayacak. Hatta takımını desteklemek için yönetici olarak gidenlerin de 3 gün karantinaya veya 10 gün karantinaya kalacağı söyleniyor. Erken gidilmesiyle ilgili daha o da netleşmedi. Biz yetkili ve ilgili makamlardan da bunun kesinleşmesini bekliyoruz. Tabii bu süreci de bitirdikten sonra bizim Avrupa Şampiyonası, çok prestijli bir Avrupa Şampiyonası. Avrupa dünya kıtaları arasında en önemli ligi olan takımlardan bir tanesi Türkiye. Biz şu anda Türkiye dünya sıralamasında 4.'yüz. Takım sporlarında da Avrupa sıralamasında da 1.'yiz. Bugün 3 takımla Şampiyonlar Ligi. Uzun yıllardır son 10 yıla baktığımızda her yıl Şampiyonlar Ligi'nde biz mutlaka ya şampiyon oluyoruz ya final oynuyoruz. Finalsiz geçirdiğimiz bir sezonumuz yoktur. İşte en son bu sezonda Vakıfbank final oynadı İtalyan takımıyla, ikinci oldu. Dolayısıyla hemen ardından Avrupa Şampiyonası'na hazırlıkları devam edecek. Avrupa Şampiyonası'nda da son 2019 ev sahipliğinde biz Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık Sırbistan'la. 2-2 tiebreak'te 9-6 öndeyken o finali kaybettik. Bana en çok sorulan soru oldu. Her görülen yerde başkan bu takım neden 9-6'dan maçı verdi diye. Ama ardından da olimpiyat elemesine gittik. 8 takımdan bir takım çıkıyordu. Orada da biz 24-21'den 2-1 mağlubiyetten elendik. Hatta ben ya tüh kaybettik derken arkadan taraftarlar başkan bu takımın kaybedecek bir ruh gözükmüyor. Siz yerinizde kalkmayın, uğurunuzu bozmayın dediler ve biz öyle oradan müsabakayı aldık. Almanya'dan finalde 3-0 yenerek olimpiyata giden tek takım, Avrupa'dan o elemeden giden bir takım gidiyordu. O da biz olduk. Tabii çok heyecanlı ama işte bize sorun, kalbimizde değil mi? Ben o iki maça da doktorumu götürdüm. Yani gel ne olur ne olmaz bize dedim. Gel doktor olarak da bize, sağlık kurulu başkanı da bizim voleybolun içinden, yönetimden arkadaşımız yanımızda olduğu için. Dur. Şu anda yeni gelecek olan kuşakta, yetişen kuşakta ya da voleybola yeteneği olan kuşakta daha farklı bir durum görüyor musunuz? Mesela teknikte, bedende, güçte. Yani yeni nesil sporcu anlayışı voleybolda da yansıyor mu? Tabii. Sınavla alıyoruz. Yetenek sınavları da ön planda. Ve biz bunları da çok önceden, bir yıl öncesinden araştırma yapıyoruz. Bunlar gelince bu okulda temel teknik çok önemlidir. Yani bu voleybola başlayanların eğitimini bilinçli ve eğitimini uzmanlardan alması kadar önemli bir şey yok. Evet, yanlış bir, aynı şey yanlış bir fundamenten sahibi olursanız, yanlış bir temel tekniğe sahip olursanız bunu belli bir yaştan sonra düzeltmeniz çok zor olabilir. Zor olur. Bazı yetenekler görüyorsunuz. Yeteneğiniz de işe yaramaz. Tabii bunun için de salonları çoğaltmamız lazım. Takım sayılarını artırmamız lazım. Ve elit antrenörlerin ve elit çalıştırıcıların çoğunluğunu sağlamamız lazım. Biz burada eğitim konusunda da biz sadece anlatmakla bitmez. Sadece bizim burada bu yaptığımız programda konuştuğumuz konular değil. Biz antrenör eğitimde de çok büyük yol alan bir federasyonuz. Evet. Eğitim politikalarımız bizim çok önemli. Bugün İstanbul'da Türkiye tarihinde ilk defa biz milli eğitimin salonları var. %50 okullarımızın salonu var. %50'sinde salon yok. Ama bugün bu salonları bugüne kadar hiçbir federasyonun hiçbir branşta o okullara girip de çalışmaz. Derslerden kopmuyorlar değil mi? Yok. Öğrenim durumumuz, eğitim durumumuz bizim çok üst. Çok. Bizim şimdi baktığımızda Efeler'de, Sultanlar'da üniversite okumayan öğrencilerimiz yok. Ne güzel. Bir de tabii okul mu, spor mu ikilemi de kalktı. Yapılan bu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı tabii. Mesela, o yüzden bugün, devam edemedi. Bugün bir milli sporcu %100 burslu bir tıbba gidebiliyor. Ya işte. Bir mühendislik okuluna gidebiliyor. Çok güzel. Yani burada kazanabiliyor. Tabii kazanabiliyor.
Bunlar çok önemli. Bu şu anda da destekler hale geldi. Tabii. Önceden sizin anlattıklarınız nedeniyle... İşte en fazla spor akademilerine gidebilirdi. Aynen. Milliler spor akademilerine girebilirdi. Aynen. Ama şimdi bugün yaklaşık 40-50'ye yakın üniversitelerin her sürekli bunun protokolleri yapılıyor. Ki bütün protokollerde ben de oldum federasyon olarak. Çünkü en son en fazla üniversite öğrencisi voleyboldan çıktı. Evet. Özel üniversitelerde %100 burslu okuyan voleybolcular çıktı. Bu da ayrı bir gurur tabii bizim için. Ne kadar doğru bir planlama, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Sporla ilgilenen çocuk derslerde başarılı olamaz diye bir yaklaşım ve yerleşim vardı. Şimdi başarılı olsun derslerinde de diye spora yönlendirme var. Onu kırmak çok önemliydi. Evet. Onu başarmak çok önemli. Peki yeteneği hemen keşfeder misiniz? Ederiz. Bizim çünkü ortaokuldan başlıyor bizim takibimiz. Nedir mesela? Mesela bir çocuğun bugün şöyle bir örnek vereyim. İyi ki bu soruyu sordunuz. Şunu da açıkın. Ölçme, değerlendirme performansı vardır bizde. Ve bunu ilk yapan federasyonlardan biriyiz. Normalde üniversitelerden hizmet almamız lazım. Ama biz çoğu üniversitelere hizmet veriyoruz biliyor musunuz? Performans değerlendirme. Ölçüm laboratuvarlarımız var bizim. Bizim ölçüm laboratuvarı, bir öğrenci... Sizin aslında bu ölçüm laboratuvarlarınız bütün ilkokuldan, anaokulundan itibaren olması lazım okullarda. Biz öyleyiz. Çocuk doğru yönlendirilsin. Bir 6-12 yaş fabrika voleybol kurduk değil mi? Biz o fabrika voleybolda yetenekli 12 yaşına gelen çocukları alıyoruz. Onların performans ölçümlerini yapıyoruz. Bunun geleceğini oradan görebiliyoruz. Yani. Ve bunun üzerine yatırım yapıyoruz. Bundan sonra o çocuğa karşı planlamayı şöyle yapıyoruz. Okul hayatı, yaşam biçimi, beslenmesi... Çalışma stili, eksikliği, hangi adale yapısında bir eksiklik hissediliyor, hangi adale yapısında daha ağırlık verilmeli. Biz bunların bilimsel olarak da bunların altyapısını çok iyi şekilde yapıyoruz. Burada önemli bir konu ben heyecan de yapıyorum. Heyecan nasıl hiç kaybolmasın inşallah. İnşallah. Hep sizin gibi inşallah. Heyecanlı insanlar yönetsin. Evet, ne yönetilirse artık yani evet. Spordan, şirkete. Tabii. Burada şöyle bir güzel nokta daha var bence. Şimdi ben yakın çevremden bakıyorum aslında kendisi eğitimli, kültürlü birçok insan çocuğu spor yapsın istiyor. İstiyor ama o kadar aslında bilgisizler ki yani ne yemeli, ne içmeli, ne antrenman ne yapmalı, nasıl bir gelişim alanı, eğitim bunun neresinde durmalı. Bu noktada yardıma muhtaçlar. Doğru. İşte voleybol federasyonu sizden burayı rica ediyorum okulumuzu zaman. Ve yurdumuzu ziyaret etmenizi rica ediyorum. Diyetisyenimiz var. Psikologumuz var. 5. sezon kriptometreyi okulda inşallah. İnşallah. Her sene beklerim. Çok mutlu oluruz. Yeni sezonda bu sefer orada çekelim. Tabii bekleriz. Yani her şeyimiz müsait, uygun yani. Nerede okul? Buyurun. Ankara'da. Ankara'da. Voleybol Federasyon binasının hemen yanında. Ankara'da. 5 evlerde. Ay ne güzel. Evet. Merkezde. Öğrenciler orada. Evet evet. Çalışıyorlar, evet. Yaşıyorlar. Voleybol siz maçları izler misiniz? Sever misiniz? Ben spora çok meraklı bir kişiyim. Meraklısın hani voleybol. Ligi uzun zamandır birebir yakından takip etmiyorum ama hem takımlarımızın Avrupa maçları hem milli takımımızın voleyboldaki maçlarını seyrediyorum. Çok uzun yıllardır seyrediyorum. Hatta geçen sevgili Ahmet Gül'ümle bir araya gelme imkanımız oldu. Ben küçükken o efsane voleybolculardan da. Evet. Bir de Galatasaraylı yani. O yüzden normalde ama bizim zamanımızda işte voleybolun belki de böyle bir büyüsü var. Yani Galatasaraylı bir futbolcuya Fenerbahçe taraftarı olarak yakınlaşmanla bir voleybolcuyu iyi bir sporcu olarak gözünde konumlaman daha kolay mı oluyor diyeyim. Evet. O yüzden onda da tanışınca ayrıca heyecanlandım. İşte televizyonda gördüğün işte küçükken çok başarılı milli sporcu falan. Federasyon başkanlığı da yaptı. Evet aynen. O yüzden yani uzun yıllardır takip ediyorum. Basketbolu da aynı şekilde. Sporun her türlüsü izlemek güzel oluyor güzel. Bence. Şimdi mesela yöneticilik başka bir kabiliyet, yetenek. Onu görebiliyorsunuz ama bir de en alttan gelip işte sporla ilgilenip sürekli sporun içinde olup bütün sorunları da belki kafanızda çözüm önerilerini de kendi kendinize tartışıp bir de insanları tanıyıp oradan yukarıya gelmek ve yönetmek avantaj. Ama her yönetici alttan gelip yukarıda başarılı olacak diye bir şey yok. Evet. Yani o yüzden yıllar geçtikçe ben görüyorum ki yöneticilik çok zor. Yani ekibinin önünde liderlik yapmak tamam belki sadece organize ediyorsun ve denetliyorsun yukarıdan ama
o vizyona sahip olup, onun önünde olup, o motivasyonu koruyup, ekip ruhunu yaratıp, bir de önümüzde neler var, nereye doğru gidiyoruzu yaşatmak, yaratmak, sağlamak çok zor. Çok doğru. Çok zor, gerçekten çok zor. Yani yöneticilik zor ve bence buradaki kilit konu, işte kim yetenekli, kim ne iş yapar, ne yapar, performansı ne olur, bu ekibin neresinde olmalı, ben şimdi nereye yatırım yapacağım, nereye gideceğim, bu takım nereye gidecek derken hakikaten çok zor işiniz. Yani ama biraz önce başkan ne dedi? Yöneticiliğin kolaylaştırmak aslında biraz da bizim elimizde. Ben girip onları motive etmeye çalışmıyorum. Mentorumuz var dedi, psikologumuz var dedi. Yani işi uzmanına bırakmanız doğal olan. Ama bunu da sağlayacak bir yapı kuruyor. Evet. Yani evet. Siz bu doğru kişileri... Ve bir sıkıntı da ben buradayım diyor. Biz kurumsal yapıda da çok takdir topladık. Yani şu an baktığımızda i̇şte spor teşkilatımıza da baktığımızda sorduğumuzda da biz gerçekten o konuda da bir numara. Yani Sayın Başkan çocukları ekibi... ben çok güzel motive ederim de diyebilirdi. Evet. Ama ben ne yapmış dememiş, açıkçası. Ekip kurmuş, profesyonel yaklaşmış, sürdürülebilir bir yapı olmuş. Voleybolda olmazsa olmaz nedir çocuk gördüğünüz zaman? Yani bu şey alırken çocuklara bakarken yetenek keşfetmek. Fiziki ve yetenek. Fiziki ve yetenek. Yani yeteneklerine bakıyorsun. Fiziğe çok bakılıyor, evet. Tabii artık yani. Şimdi biz voleybolcu oynadık. İşte Ahmetlerle biz beraber voleybol oynadığımızda benim boyum şu anda 1.92. Biz o dönemin en uzun voleybolcularıyız. Ben sandalyeden şimdi, şimdi izleyenler 1.90 falan zannediyor. Şimdi baktığımızda direkt oturdum zaten ben. Şimdi baktığımızda artık bizim en kısa libero, sadece manşet alan liberomuz 1.92 evet. metre. Bizim 1.90'ın üstünde liberomuz var. İşte Hasan'ın diğer baktığımızda Nuri'lerin boyları 1.90 üzerinde liberolar artık. Ama 2.10, 2.5. Ama çok başarılı voleybolcular da var. Tabii işte orada da yani yetenek orada da devreye giriyor. Aynen. Yani sıçrama. Şimdi 2.5'lik bir oyuncunuz vardır 35 olmaz, santim sıçrar ama 1.95'lik 1.90'lık oyuncunuz vardır. Polar gider. Tabii birinin üzerinde sıçrar yani bu yetenek aynen, çok önemli. Aynen voleybolda o. Kolunu iyi kullanan, çeviklik, temel teknikler çok önemli. Bunlar aynen, çok iyi önemli. İyi takip falan çok evet. önemlidir. Çok teşekkür ediyorum. Var mı başka biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli. Bize vermiş olduğunuz destek ve katkıdan dolayı da başta Özgür Bey olmak üzere tüm ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Voleybolun yanında olun. Voleybol daha güzel işler yapacak. İnşallah. Daha iyi işler yapacak. Ülkemizi hep birlikte sevindirdiğimizde pay sahibi hep birlikte olacağız İnşallah. Yani. Biz değil, ben değil biz olacağız. Hepimiz olacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Özgür Bey daha çok genç yetiştirip destekleyecektim. Aynen öyle. Ben biraz ama önce... Ama sizin de şeyiniz hem olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları desteklerken voleybol takımını da destek. Olimpiyatlarla evet. bayağı aşırı neşirsiniz. Tabii. Ya biz açıkçası... Avrupa şampiyonasıyla aynen. ilgili. İnanın başarı sadece başarı olsun gibi bir yaklaşımımız yok. Başkanım biraz önce çok güzel söyledi. Aslında zeki, çevik, ahlaklı bir şekilde Türkiye'yi temsil eden her sporcunun doğru. yanında olmamız lazım. Bu maddi olabilir, manevi olabilir. Her vatandaşın imkanı ölçüsünde yapabiliyorsa bu desteği vermesinde fayda var. O yüzden biz Voleybol Federasyonu sponsorluğumuzda da diğerlerinde de tabii ki çok ay yıldızlı bayrağı görmek istiyoruz. Altın madalya bizi çok mutlu eder. Ama inanın şampiyon olurlarsa yanlarında duralım, olmazlarsa önümüze bakalım gibi bir çıkış noktamız yoktu. Yani. Burada başarılı işler yapıldığı ve Türkiye'yi bu alanda böylesine temsil edildiği sürece şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir, spor bu sonuçta. Ama bu duruşun yanında olmak, onları maddi manevi desteklemek bence boynumuzun borcu. Tüm gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Bu programın daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Destek. Program bitti ama gündem bitmiyor. Ben de bu programlar için sıcak gelişmeleri, anlık verileri sürekli takip etmek zorundayım. Gündeme damgasını hızla vuran kripto para dünyası ile ilgili gelişmeleri ise BTC Türk Pro'dan takip ediyorum. Siz de BTC Türk Pro ile Bitcoin ve kripto paraların anlık değişimlerini görebilir, piyasa, limit, stop emirleri anında verebilirsiniz. Dilerseniz tüm varlıklarınızı görüntüleyebilirsiniz. Üstelik alarm kurup piyasa hareketlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin, kripto para hareketlerini takip edin. BTC BTC Türk CEO'su Özgür Güner ile birlikte hem bu işbirliğini konuştuk, hem voleybolu konuştuk, hem bundan sonraki sürece ve beklenen başarıları konuştuk. Tekrar yolunuz açık olsun. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bizimle birlikteydi. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Bir başka kripto metrede görüşmek üzere. Hoşça kalın.